aşırı mikrofon. Şimdi daha iyi mi? Daha iyi. Herkes duyuyor mu? Peki. Hoş geldiniz. Bu güzel güneşli günde beni dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Biraz işte edebiyat üzerine, biraz hikaye üzerine, biraz da benim hikayelerim üzerine beraber söyleşeceğiz herhalde. Evet. Anlatı sanatları dediğimiz roman ve öykünün kendileri değil ama kökleri herhalde dil dediğimiz olayla yaşıt. En azından en eski sözel sanat olan şiirle yaşıt. Anlatının kendisi değil, kökleri. Anlatı sanatlarının, yani roman ve öykünün kendisi değil ama kökleri. Ve büyük bir ihtimalle de zaten şiirin içinden doğmuş. Anlatmak neredeyse insan soyu için fizyolojik bir ihtiyaç. Neredeyse böyle bir şey anlatmak. Yani sözle anlatıyor, sözcükleri bulamazsa sesle anlatıyor, olmazsa hareketle anlatıyor. Bütün sanatların bir yerde kökünde anlatmak var. Hani doğayı taklit ederek sanatın doğduğu söylenir. Öyledir mutlaka. Ama aslında anlatmanın gelişmesiyle doğuyor. Sonra da resimle, görsellikle anlatmaya başlıyor sinema sanatı doğduğu zaman. Romanın ve hikayenin kökü de burada. Burada dediğimiz nerede? Hepimizin kolayca tahmin edebileceği gibi anonim sözlü edebiyatta. Halk hikayelerinde, kutsal metinlerdeki hikayelerde, ne bileyim işte kahramanlık menkıbelerinde vesaire ve efsanelerde vesaire. Şimdi bunlarda ne vardır? Kerem ile Aslı aşk hikayesi, Oğuz destanı kahramanlık hikayesi. Burada bir olay vardır. Anlatılan bir olaydır. Kişiler olaya katıldıkları ölçüde önemlidirler ya da önemli değildirler. Kişilerin özellikleri üzerinde, eğer kahraman oysa belki işte gözü şöyleydi, kaşı böyleydi, boyu böyleydi diye bir güzelleme yapılır. Ama kahramanın dışındaki kişilerin fiziksel özellikleri üzerinde de pek durulmaz. Zaten ruhi özellikler üzerinde hemen hemen hiç durulmaz derken bir tereddüt parantezi açıyorum. Sözlü anlatının yazılı anlatıya dönüştüğü dönemleri düşünürsek, yani Homeros'un İlyadası'nı, Odisesi'ni düşünürsek, onlar da kişilerin ruh özelliklerine dair böyle değinmelerle bazı ipuçları verilir kanımca. Ama genelde anlatı ön plandadır. Bu yüzyıllarca, çok uzun yüzyıllarca böyle devam etmiş. Çok uzun süre böyle devam etmiş. Ve ondan sonra bu anlatı meselesinde 200 belki 300 yıl önce büyük bir dönüşüm, isterseniz bir kırılma, isterseniz bir büyük gelişme ya da bir doğum oluyor. Bu oluş tamamen toplumsal ve siyasal gelişmenin bir yansıması. Muhtemelen bütün sanatlar böyle ama hani öbür sanatlar için ben şimdi ukalalık etmek istemiyorum. Ama bizim anlatı sanatlarımızda hakikaten toplumsal ve siyasal gelişmeyle doğuyor modern anlatı dediğimiz roman ve öykü. Buna isterseniz sanayileşme sonucu deyin, isterseniz Fransız devrimiyle gelen siyasi açıdan bakarsak yurttaşlık olayı diyelim, bilimsel açıdan, yani tel açısından bakarsak, bilimsel pek doğru kelime olmadı orada, teknik açısından bakarsak endüstrileşme diyelim. Yine siyasi açıdan uluslaşma, laikleşme vesaire. Bütün bunları bir kelimeyle aslında ifade edebiliyoruz. Modernizasyon diyoruz. Modernizasyonla beraber doğan şeyler bunlar. Roman ve anlatı. Niçin? Çünkü kitlenin ve kitle içerisinde yükselen kahramanın anlatısı olan sözlü öykünün, eski o hikayenin, eski köklerin yerine sıradan insanı anlatmaya değer bulan bir sanatçı kafası oluşuyor.
sıradan insan. İsterseniz yurttaş deyin, isterseniz felsefi olarak bakıp birey deyin, isterseniz bugünkü söylemi tercih edip özne deyin. Sıradan insanın yaşadıkları, duyguları vesairesini anlatan roman ve öykü işte bu modernizasyon, demokratikleşme, laikleşme, uluslaşma, endüstrileşme sonucu doğuyor. Bunlardan biri eksik olursa toplumda doğamıyor. Bizdeki zoraki bir doğumdur. Bizde romanın, öykünün, modern romanın, modern öykünün doğuşu biraz zorlamadır. Toplumun içinden böyle yükseliş değil, batıdaki örnekleri görerek ama toplumsal hadiseleri, kendi bireylerimizin ruhsal durumlarını bence romanımız çok güzel ifade etmiştir. Ve Türk modernizasyonunun en başarılı şeylerinden biri olduğunu düşünüyorum ben Türk romanının. Bugünkü haline dair bazı sorularım var. Belki onu sonra konuşabiliriz. Evet, en büyük kırılma ya da işte dönemeç burada. 18. yüzyıl ortası sonu, 19. yüzyıl başı gibi. Ama anlatı hala takvim dizinsel özelliğini kaybetmemiş. Hala kronolojik olarak anlatılıyor. Orada bir değişme yok. Bu değişme ne zaman oluyor? Bu roman ve öykünün doğumundan aşağı yukarı 200 yıl sonra gene toplumsal hadiselerin etkisiyle tabii oluyor. Fakat bunu birkaç bireye biz borçluyuz. Birkaç sanatçı aslında nöropsikiyatrinin konusu olan bir şeyi kendi hayatlarında kendi kendilerine böyle kapanıp gamlı gamlı düşünürken keşfetmişler. Nedir keşfettikleri? Çağrışımın gücü. Çağrışımın gücü. Aslında insan beyni aynı anda ya da çok birbirine yakın anlarda eş zamanlı diyebileceğimiz bir şekilde farklı işlerle meşgul olabiliyor. Şimdi ben sizinle konuşuyorum. Tamamen şu anda senaryo yazıyorum. Diyeyim ki izleyiciler arasından bir kişinin yüzü bana çocukluğumda tanıdığım bir insanı hatırlatıyor. Öyle bir çağrışım uyandırıyor. Ve birdenbire bir takım hatıraların sağlığına ben uğruyorum. Ama bir yandan da konuşmaya devam ediyorum. Yahut işte buradan çıkınca nasıl gideceğimi düşünüyorum İstanbul'dan ürktüğüm için vesaire. Eş zamanlı birçok şey kafa yapabiliyor. Ve çağrışım çok güçlü. Kafamızın içindeki zaman, vücudumuzun deneyimlediği zamanla İlla paralel değil, kafamızın içindeki zaman çağrışımlarla işliyor. Bunu kim buluyor? Bir şey bulduk diye insanlar ortaya dökülmüyorlar. Ama sanatlarını böyle ifade ediyorlar. Bunlar benim bildiğim üç kişi. James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust. Şimdi insan kendisine ne zaman düşünür arkadaşlar? Günde 12 saat fiziksel çalışma yapan ağır bir işçi, çok çok olağanüstü bir insan değilse kendi zihninin nasıl, neye düşündüğü üzerinde kafasını yoramaz. Çok fazla yorgundur. Kan zaten beyinden kaslara gitmiştir. Bu zamanı bol. Zamanı bol ne demek? Biraz parası var demek. Parası biraz bol. Tuzu kuru. Evet. Üst sınıf. Öyle. Ama bir yandan da çok hassas, çok zeki, çok kırılgan insanların kendi kendilerini analiz ederek buldukları bir şey. Ne oluyor sonuçta? Sonuçta zaman dizinsel anlatı kırılıyor. Anlatının zamanı bir oradan bir buraya sıçrayıp duruyor. Ve bu farklı zamanlar arasında yazar hikayesini, öykü yazarı olsun, roman yazarı olsun, hikayesini yerleştirebiliyor bu farklı zamanlar arasında. Şimdi bu zamanın kırılması aslında kronolojik zaman müthiş sınırlayıcı bir şey anlatı için. Müthiş sınırlayıcı. Ama bir yandan da bir tutarlılık kazandırıyor anlatıya. Kronolojik zaman kırıldığı zaman yazar bir özgürlük buluyor. Ama tehlikeli bir özgürlük bu. Çünkü o parça parça zamanların içerisinde tutarlı bir anlatı iskeleti yaratmak kolay değil. Hatta çok zor.
Peki anlatıdaki ikinci büyük kırılma 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı olan, gene de bireyin önemsenmesiyle alakalı. Çünkü ben kendimi önemsemiyorsam niye kendimi üstüme düşüneyim, değil mi? Gene de bireyin önemsenmesiyle alakalı bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Bu evet ikinci büyük değişim. Öyküde daha az belirgin belki bu zamanın kırılması. Çünkü öykünün sihri bambaşka. Öykünün başarısı bazen tek bir sözcüğe, tek bir cümleye bağlı olabiliyor. Tek bir ayrıntıya bağlı olabiliyor. O nedenle kronolojik yazılmış ama insanı çok sarsan dünya edebiyatının aşılamamış öyküleri vardır. Yani bizim Ömer Seyfettin'den tutun. Yani Kaşa öyküsü mesela. İlkokulda ya da ortaokulda okuduk ama etkisi yani aşılamaz. Reşat Nurettin'in kirazlarla alakalı bir öyküsü vardır. Küçük çocuğun kiraz mevsiminde ölmesiyle vesaireyle. Refik Halit'in eskici öyküsü falan. Yani bunları aşamazsınız. Kronolojik öykülerdir. Eskimek diye bir şey söz konusu değil. Edebiyatta moda diye bir şey söz konusu değil. Bugün de çok güzel bir kronolojik öykü yazılabilir. Fakat hayat yazarı itiyor. Zamanı parçalamaya ve biraz sonra söyleyeceğim gibi anlatıyı parçalamaya. Yaşadığımız hayat itiyor. O hayatı yansıtma gayreti itiyor. İşte o Henry'nin, Maupassant'ın çok etkileyici kronolojik öyküleri yazılmaya devam etmiş. Ama zamandaki bu kırılma tabii sonuçta öyküye de yansımış. Öyküde başka bir şey daha oluyor. Bireyle alakalı olarak, bireyin önemsenmesiyle ya da öznenin ya da yurttaşın her neyse. Başka bir biçimde kronolojik öykü şekil değiştiriyor. Nasıl? Olay anlatımı geriye gidiyor. Kişinin anlatılması ya da bir durumun anlatılması, bir ruh halinin anlatılması ön plana geçiyor. Şimdi Çekov'da hem kronolojik öyküyü görüyoruz, hem bu durum öyküsünün, yani ben hariçten edebiyatçıyım, aslında eczacıyım, edebiyat bilimci olmadığım için biraz tabii dikkatle konuşuyorum. Zannederim durum öyküsünün babası Çekov'tur. Başka unuttuğum varsa özür dilerim. Ama Çekov'da hem bu olay anlatan takvim dizinsel öyküyü buluruz, hem durum anlatan anlara yoğunlaşmış öyküyü buluruz. Şimdi bu anlar meselesinin bir altını çizelim. Öykü, çağdaş öykü daha ziyade anlara yoğunlaşıyor. Bir olayın geçtiği an, bir duygunun yoğun yaşandığı an, bir insanın bize bir şey anımsattığı an, bir şiddet olayı anı, bir merhamet olayı anı, neyse. Anlarda yoğunlaşıyor. Öykü böyle. Gene öykü ve roman ikisi için konuşuyorum. Tekrar bir kırılma yaşanıyor edebiyatın anlatım meselesinde. Yani zamanı kırdık, takvim zamanını. Başka bir şey daha kaldı kıracak. Metnin kendisini kırmak. Metnin kendisini kırmak için, bunun hayata geçirildiği dönem için ben kesin bir tarih ya da kesin bir yazar ben söyleyemiyorum. Benim bilgim o kadar ayrıntılı değil. Ya da belki böyle bir şey yok. Yavaş yavaş oldu. Ama bugün elinize alıp okuduğunuz pek çok roman ya da öyküde metnin kendisi kırılmıştır. Yani diyelim ki bir pasaj Ahmet'i anlatır. Onun açısından dünyayı görür. Bir başka pasaj Mehmet'in açısından görür. Veya bir olayı anlatırsınız. Bir anlatı katmanıdır o. Başka bir olayı, başka bir anlatı katmanı gibi anlatırsınız. O başka katmanı ve olayı öteki metnin içerisine diyelim ki farklı yazılmış harflerle, karakterleri farklı harflerle ya da paragraf dizimi farklı bir şekilde öyle olan metinlerle araya koyarsınız. Böylece farklılığı, oradaki kırılmayı okur da gözüyle de algılayabilsin diye.
Böylece metin de kırılıyor arkadaşlar. Evet. Yaşadığımız hayat ve metnin kırılmasına sebep olan şeylerden bir tanesi, hayatın temelde iş bölümünün katmerleşmesine bağlı olarak hayatın çok heterojen bir şekle girmesi. Şimdi şu İstanbul şehrini düşünün. Burada yani benim başımı döndürecek kadar hayat katmanı var her mahallede. Tarihsel kalıntılar, günümüze ait bir takım kargaşalar, yoksulluk bir tarafta, acayip varsıllık öbür tarafta, kaba saba insanlar, hoyrat insanlar, suça mütevahil insanlar her tarafta. Onun yanında ince, naif, kırılgan, duygulu insanlar. Böyle çok kırılmış bir toplumsal yapı ve o toplumsal yapıya bağlı olarak böyle bir kırılmış psikososyal durum. Şimdi bu o kadar heterojenleşiyor ki toplum ve birbirinden koparak heterojenleşiyor. Yani toplum parçaları birbiriyle çok ilişki içerisinde, belki bir yoğun alışveriş var gibi görülüyor, ticaret var. İşte sosyal medyayla bir takım haberleşmeler var. Ama bunların içinde hepimizin hissettiği, bunların altında yatan müthiş bir uzaklaşma var, yabancılaşma var herkesin birbirinden, kurumların birbirinden. Hani birbirini nasıl ifade ediyoruz? Alan satanı bilmiyor. Çok güzel bir laf. Demek ki bu kırılmalar falan alan satanı bilmiyor. Türkçe'de icat olduğu zaman başlamış. Dil çünkü en büyük aynadır. Bir halkın psikolojisi ve aynı zamanda bilinçaltı için dil en büyük aynadır. Demek ki yeni değil ama şimdi fecaat haline gelmiş. Sonuçta metin bu kırıla kırıla kerpiç gibi ufalanmış hayatı anlatamıyor. Ya da ya metin o kadar çok kırılmış ki bu hayatın tamamını içeremiyor ya da bu hayat o kadar parçalanmış ki bir romana sığamıyor. Galiba Levi-Strauss'un sözüdür. Sanat eseri diyor, hayatın yansıması değildir. Sanat eseri hayatın küçük ölçekte yeniden yaratılmasıdır. Küçük ölçekte yeniden yaratılmasıdır. Düşünürseniz çok doğru. Yansıma da yanlış değil tabii ki. Ama bu da çok doğru. Şimdi belki bu hayat o kadar genişledi ve o kadar parçalandı ki bunu artık tek bir zihnin, tek bir kalemin, tek bir hayal gücünün yaratabileceği daha küçük bir formuna sığdırmak mümkün değil. Ve işte burada romancının dramı başlıyor. Çünkü ne yazarsa yazsın, aslında her yazar bir yerde gününü anlatmak ister. Ve gününü anlamak ister. Hani söylene söylene anlam aşımına uğramıştır, edebiyat hayatın tanığıdır sözü aslında doğrudur. Hani edebiyatı tek bir cümleye sığdıramazsınız, tek bir tanıma sığdıramazsınız ama bir yönüyle doğrudur. Yaşanan çağın tanığıdır ve onu anlatmak istersiniz ve anlatamıyoruz. Şimdi o zaman ne yapıyor romancı ya da roman? O zaman işte distopyalara başvuruyor, sembolik şeylere başvuruyor, eski hikayeleri yeniden anlatarak onlara bugünün mesajlarını yüklemeye çalışıyor vesaire vesaire. Bir büyük arayış var. Bu arayışta hani romanla hikayenin doğuşu gibi ya da işte Marcel Proust, Virginia Woolf, James Joyce'un romanda yaptıkları bir büyük devrim gibi bir yepyeni roman tarzı çıkar mı? Belki bir gün çıkar ama şu anda ne bizde ne dışarıda böyle bir deha görünmüyor. Şimdi o zaman ben diyorum ki, ben de roman yazıyorum, ondan sonra hikaye de yazıyorum. Naçizane ben hikayede sanki bir imkan görür gibiyim. Hani gene şu anlar meselesine döneceğim. Hikaye anları anlatır. Artık modern hikaye daha ziyade anlar üstünde duruyor dedim ya. Anlar
benim fotoğraf olayına götürüyor. Fotoğrafa zaten esas şeyi enstantanedir. Yani anın belgeselleştirilmesi. Şimdi bir grup fotoğrafına baktığımızı düşünelim. Gözümüzde de biraz radar olduğunu düşünelim ya da röntgen ışını olduğunu ve anlayarak, kavrayarak baktığımızı düşünelim. Oradaki orta yaşlı insanların fotoğrafta gençken nasıl olduklarını biraz tahayyül edebiliriz. Yaşlanınca nasıl olacaklarını biraz tahayyül edebiliriz. Çocukların gençlikte nasıl bir fizyonomileri olacağını gene biraz tahayyül edebiliriz. Tabii insanlar çok büyük fiziksel değişimlere uğruyorlar hayatları boyunca. Bazısı çok büyük değişime, bazısı daha ılımlı değişime. Hepimiz değişiyoruz. Ama hani tanınacak kadar değişen var, tanınmayacak kadar değişen var. Tanınacak kadar değişeceklerini varsayarsak, gençlerin ileriki yaşlarını ve daha önceki yaşlarını fotoğrafa bakarak görebiliriz. Bu demektir ki fotoğrafta geçmişin izleri ve geleceğin iz düşümleri var. İşte onun gibi öyküde doğru seçilmiş anlarla bütün bir yaşamın hepsini değil, çok parçalı çünkü ama büyüyecek bir kısmını sanki öyküde anlatabiliriz gibi geliyor bana. Doğru seçilmiş örnek olabilecek yani kritik anları seçebiliyorsak. Bazen öyküde bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ne kadar başardığımı ben söyleyemem. Aradan uzun zaman geçtikten sonra yazdığınıza tarafsız bakabiliyorsunuz. Herkes bakamaz. Kimisi çok sever yazdığını. Ben o kadar meraklısı değilim. Yani biraz eleştirel ve nesnel bakabilirim aradan zaman geçince. Bilemiyorum İncir Ağacı'nın öyküsü kitabını okuyan var mı aranızda? Orada şey öyküsü vardır. Kapıcı Zebercid'in Önlenemez Yükselişi. Biraz böyle mizaha yakın değil benim kalemim. Ama orada biraz hafif mizahi bir şekilde Kapıcı Zebercid'in nasıl apartman yöneticiliğine falan yükseldiğini, bütün katvaliklerinin küçük çıkarları, işte küçük korkuları, hep küçük bir şeyler uğruna verdikleri küçük ödünlerle baş belası bir Kapıcı Zebercid bir büyük adam oluyor. Memleketin küçük boydaki, apartman boyutundaki anladım. Evet. Bir de gene aynı kitapta İncir Ağacı'nın ölümü üstüne garip bir soruşturma falan gibi bir hikaye vardır. O da gerçekten yazlıkta benim incir ağacı katledildi. Bitki sevmeyen komşular tarafından. Her neyse, ben çok üzüldüm falan. Neyse onun yerine bir ağaç daha diktim falan. Onda başına bir işler geldi fakat ağaç direndi. Şimdi orada incir ağacı nasıl katlediliyor? Gene küçük herkesin incir ağacının sahibinin de küçük katkılarıyla nasıl o olay meydana geliyor ve olayda fail rolünü üstlenmiş olan kişiler ama herkese küçük bir rol düşmüş. Nasıl olay olduktan sonra kendilerini sorumluluktan nasıl böyle çekebiliyorlar? Hiçbir suçluluk, hiçbir şey duymadan özür dilerim fakat bu bizim insanımızın çok özür dileyerek belirgin bir özelliği. Kendi katkısı olan bir olay başarısız olduğu vakit içinden böyle kendini freandan kıl gibi çekiyor ve o da zarara uğramış kişilerle beraber o olaya ağlıyor, onun yasını tutuyor. Bu kitapta bunu şeyde yapmaya çalıştım. Pruva Şehir Devleti'nin sulara gömülmesi. Uzun bir öykü ama dikkatli bir okur öykünün birkaçtan fazla dramatik an üstünde durduğunu görecektir. Pruva Şehir Devleti hayali bir devlet. Bu neoliberal iktisat ve de doğanın katlinin iç içe girmesiyle beraber nasıl önce bir sosyal dönüşüme uğruyor, çürümeye uğruyor, dönüşüm de dememeliyiz, bir sosyal çürümeye uğruyor. Ondan sonra bir doğal afete uğruyor ve ondan sonra da herkes için yaşanmaz. Çok özür dilerim. Bu benim telefonum. Özür diliyorum. Çok bunu...
Bunu unutmamam lazımdı. Neyse. Ve yıkılıyor. Şimdi burada çok karamsar bir tez var. Umarım bu tez gerçekle bağlantısızdır ve sadece benim yaşlanma münasebetiyle biraz artan karamsarlığımın ürünüdür. Tez şu. Uygarlık ticaretle gelişti. Zaten ticaretle, yani takasla doğdu. Sonra para girdi işin içine vesaire. Yani ticaretin büyük emeği var diyelim uygarlığın gelişmesinde, uygarlıkların etkileşiminde. Ama bu hal böyle giderse ticaret yüzünden de yıkılacak. Böyle bir bana acı veren bir düşünce var kafamda. Yani dünyanın bu neoliberal iktisatla bu gidişi, bu frensiz gidişi, fren yapılmazsa nasıl yapılacak bilmiyorum. Çok büyük fedakarlık istiyor frenin yapılması. Paranın sahipleri açısından büyük fedakarlık istiyor. Ve yıkıma gidiyoruz gibi. Umarım benim karamsarlığımdır. Ama bazı dayanakları da olan bir görüş bu. Ticaretle insan medeniyeti yükseldi ve ticaretle yıkılacak gibi bir şey var. Gene burada hani bu anların üzerinde durarak daha geniş bir dönemi anlatma tutkusu diyeyim. Ne kadar oluyor, kıvamını tutturabiliyor muyum? Tabii ondan benim de şüphem var. Buradaki kitabın adını taşıyan şairin ölümü hikayesinde. Belki hikayeyi okuyanlar vardır. Belki hani oradaki şairi tahmin edenler vardır. Oradaki şair Mayakovski. Büyük Sovyet şairi, devrimci şair Mayakovski. Ama ben istedim ki hikaye sadece Mayakovski'nin hikayesi olmasın. Yani hayatını şeyini okumuştum, eserlerini falan okudum, mektuplarını falan. Vaktiyle de okudum. Yani hikayeyi yazarken özellikle okumadım. Çok bana ilginç gelmiştir hayatı ve sonunda intiharı falan. Mayakovski'nin yaşamına benzeyen bir yaşamın içerisinde o yaşamın kritik noktalarına dokunarak acaba sanatçı ile devrimin ilişkisi, sanatçı ile devrimin çelişkisi verilebilir mi acaba diye bir soru kafamı çok meşgul etmeye başlamıştı o hikayeyi yazdığım dönemlerde. Onu ifade etmek için yazdım. Çünkü şair bir yerde romantik bir insan. Şair hassasiyeti yüzünden, bütün şairler böyle değil ama vicdanlı bir ve merhametli bir insan. Tabii ayrıksız örnekler tabii ki vardır. Ama bu adam öyle zaten. Devrim tabii ki halkın iyiliği için yapılıyor ve birçok şey başarıyor ama sonuçta devrim siyasi bir şey ve pragmatik olmak durumunda. Sanatçının bir noktada devrimle çatışmaması mümkün değil. Devrimin bütün o pragmatizmini zaman zaman kullanmak durumunda kaldığı şiddeti benimsemesi mümkün değil. Bir yerde bir yol ayrılığı olacak yani. Bu da acı bir şey. Çünkü hayatlar veriliyor o devrim için. Bütün bir yetenek ona adanıyor vesaire. Hani bunu tartışmak ve bunu bir yerde bir metinde var etmek istedim. Ben tabii eski okurlarımın bildiği gibi kadınları anlatarak bu işe soyundum. Evet, feministim ama benim gibilere münferit feminist diyorlar. Çünkü hiçbir grupla uyuşamıyoruz. Evet, kadınları anlatarak, yani gerçekten hayatın her alanında kadınların büyük haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Ve yani abartmayayım ama çok sık cinsime yapılmış yeni bir haksızlıkla karşılaşıyorum. Bugün Türkiye'de çok kolay tabii bununla karşılaşmak. Ama eskiden de çok zor değildi. Onu da söylemek lazım. Kadınları anlatmaya da önce kendi büyük annelerime anlatarak başladım. Hani onları anlayayım. Onlardan anneme yansıyan ne, bana yansıyan ne, anneannemden, babaannemden. İlk kitaplarımda hep bu öyküler vardır.
Şimdi benim için feminizm üstünde durduğum yerdir. Yani üstünde durduğum ve hayata baktığım yerdir. Ufkumu sınırlayan bir çizgi değildir. Ufkum sınırlandı mı, ben kişi olarak mutsuz oluyorum. Onun için hani kendi siyasi görüşümün dışında da kitaplar okurum. Anlamaya çalışırım insanlar ne diyor, ne yapıyor. Zaman zaman kendimi sınarım ve bazı görüşlerimi değiştiririm zaman zaman. Temel çizgim değişmez ama. Ben aydınlanmacı feminist, sol kemalist bir kadınım. Temel çizgim hiç değişmez. Hiç neoliberallere selam vermedim. Vermem. Laiklik, Mustafa Kemal laikliğidir. Öyle efendim yumuşak laiklik, toleranslı laiklik, Anglo-Sakson laikliği de onlara hayatı da hiç kanmadım. Hiç kanmadım. Anglo-Sakson laikliği dediğiniz şey birey toplumlarında geçerlidir. Birey toplumu, bireyin önemli olduğu ve dini pratik, kitleyle yapılan dini pratik şarkı söylemekten, ilahi söylemekten ibarettir. Kitleyle başka bir dini pratik yoktur. Yani mabette karar verilip ondan sonra kitlenin gidip mahallenin namusunu koruduğu bir dinsel kökenli sosyal pratik orada yok. Yok öyle bir şey. Onların laikliğiyle senin laikliğin aynı olamaz. Çok büyük hatası var sosyal bilimcilerin ve kimi sanatçıların. Çok büyük hataları var. Kimisi aldatıldım diyor, kimisi kandırıldım diyor. Cahil bir insan aldatıldım derse onun sözünün bir ağırlığı olur. Ama belli noktalara gelmiş bir insan varsa o da aldatılabilir. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Aldatıldığını bilen öz eleştiri yapar ve kenara çekilir. Öder. Öz eleştiri yapar ve çekilir. Hala ortalarda fikir önderliği falan yapmaz. Mabette bir şeylere karar verilip gidip mahallenin taşlandığı olan mesela Ortodoksluk'ta var. Komşumuz Yunanistan, komşumuz Bulgaristan, uzak komşumuz Rusya orada var. Kazancakis'in romanını hatırlatırım Zorba'yı. Zorba'da köyün erkekleri onlarla ilişkiye girmeyen köyün güzel dul kadınını ahlaksız diye taşlamaya giderler. Çok yakın bir hikaye bize. Burnumuzun dibindeki Girit'te. Yani o nedenle benim hani tutumum böyledir. Onu geçelim. Evet, sonra tabii hayat çok geniş. Hayatı kavramak istiyorum. Yani benim tutkum o. Her gün yeni bir şey öğrensem mutlu oluyorum. Hayatı kavramanın bir yolu belki de yazmak benim için. Ben kendi kendime bunun farkında değildim. Bunu Ayşegül Yüksel Hoca söyledi. Tiyatro hocasıdır biliyorsunuz. Aynı zamanda tiyatro eleştirmenidir. Ama benim kitaplarla ilgilenmişti ve çok da değerli bir inceleme yazmıştı onların üstüne. Ayşegül Hanım söyledi. Sen dedi, anlamak için yazıyorsun dedi. Sonra düşündüm, evet, anlamak için yazıyorum. Sonunda anlıyor muyum? Bilmiyorum. Ama anlamaya çalışma çabam sürüyor. Peki, ben çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Sizlerin soruları vardır belki, katkılarınız olabilir. Hani bir sürede karşılıklı sohbet edebiliriz diye düşünüyorum. Hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim romanımızda bir sosyal realist dönem var. Olaylardan etkilenerek olayları anlatan bir romancılık ve hikayecilik var. Ama bunu giderek kaybettik. Şimdi 3 tane 10 gün içerisinde siyanür vakası yaşadık. Burada çok önemli dersler ve kırılmalar var. Bunun romanını yazacak, bunun hikayesini yazacak, bunun şiirini yazacak, bunu filme çekecek sanatçımız yok. Bunun bir toplumun dinamize edilmesi için çok geç kalınmış bir durum değil mi? Şimdi efendim, sanatla hayat arasında şöyle bir çelişki meydana geldi ki, bunun galiba ekonomik sosyal kökeni şu neoliberalizm dediğimiz şeyde.
Yani birey tabii ki çok önemli ama insanın bir birey olarak kendinin farkında olması, bencil olması anlamına gelmiyor aslında. İkisi farklı şeyler. Ama bugün dünyada benim gördüğüm, bizim genç kuşaklarda da gördüğüm, hatta yaşlı kuşaklar, biz de etkileniyoruz. Egoistleşiyoruz. Egoistleşiyoruz. Şimdi insan nasıl yazar? Tolstoy'un Anna Karenina romanının başlangıcında çok güzel bir cümle vardır. Bütün mutlu evlilikler birbirine benzer ama her mutsuz evlilik kendi meşrebince mutsuzdur diye. Izdırap çok çeşitli. Mutluluk aslında vücudun bir denge durumu. Ama ızdırap çok çeşitli dengesizliklerden olan bir şey. Ve ızdırap yazmak için büyük bir esin kaynağı. Bunu kabul etmeliyiz. Yani bir acı belki o kaybın, ki acının sonuçta acı hep bir kayıptır aslında dostlar. Yani bir insanın kaybı, sağlığın kaybı, mesleğin kaybı, ülkenin kaybı, masumiyetin kaybı, hepsi bir acının kökeninde kayıp vardır ve belki o kaybı telafi etmek için yazıyoruz. Ben bestseller yazarlarından bahsetmiyorum. Hani yazmazsa çıldıracakmış gibi olan gerçek yazarlardan bahsediyorum. Şimdi bu insanlar egoistleştiği için buradaki acıyı hissedemiyor. O intihar eden insanın acısını hissedemiyor. Belki hissedemiyoruz, kendimi de katayım. Onu hissedemeyince yazdığı bir şeye benzemiyor. Kompozisyona benziyor. Ya da yazmıyor. Habere benziyor. Bu işin bir cephesi. Gene bir diğer cephesi bununla ilgili olarak. Çok fazla insanlar kendilerini tanımıyorlar. Çok fazla kendilerine yönelik yaşıyorlar sanatçı insanlar. Şimdi sanatçının bir narsizmi olur. Olur ama narsizm her şeyi yönetmeye başlamışsa karakterinde, o kötü. Bir de bu çok fazla kendi üstüne düşünen insanlar, ne James Joyce, ne Virginia Woolf, ne Marcel Proust. Camus değil, Proust. Dolayısıyla kendi üzerine düşünmelerinden de öyle aman aman bir şey çıkmıyor. Ben böyle görüyorum ortamı. Yani toplumsal hassasiyet çok zayıflıyor. Ekonomik felaket her tarafa yayıldıkça hassasiyetimiz artıcı yerde bir tür alışkanlık kesbediyoruz ve hassasiyetimiz büsbütün azalıyor. Bu konuları konuşmak istemiyoruz. Bu konuları yazanlara kızıyoruz. Gönlümüzü ferah tutmak istiyoruz. Haksız mıyız? Hem evet hem hayır. Çünkü bu şekilde düşünce alanımızı, duygu alanımızı daralta varacağımız yer bir tür yok oluştur her anlamda. Ben böyle görüyorum. Bilmem sorunuzun cevabı oldu mu? Demet Hanım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşmaydı. İlgiyle izledim. Teşekkür. Tarihsel gelişimi içinde kısaca da olsa bu anlatı sanatlarının kilit noktalarına çok güzel değindiniz. Her biri tabii ki ayrı bir konferans konusu bile olabilir ama siz tarihsel gelişimi çok güzel getirdiniz. Ben size ilk defa Kadınlar da Vardır kitabınızla tanıdım. Ve hatta kitabı okur okumaz da eşime okutmuştum. Onu da söylemek istiyorum ki olduğunuzu bilmeden çok beğenmiştim o kitabı. Sağ olun, teşekkür ederim. Sonra da çok güzel eserler verdiniz. Hepsi de çok güzeldi. Şimdi biraz evvel bu romanda olayların kırıldığından bahsettiniz. Çoklu bir kırılganlık var toplumda. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sizin fikrinizi almak istiyorum mümkünse bu konuda. Bence anlam kırılması da var. Yani öyle bir şey ki olaylar birbiri içine giriyor fakat sözcüklerin anlamı da kırılıyor. Yani ne demek istiyor diye ben düşündüğüm zaman kendi adıma bazen çıkamıyorum işin içinden. Bilhassa genç yazarlarda hatta kitapları da
çok çıkan yazarlar var bu gençler için de. Bir deneme mahiyetinde olduğunu görüyorum. Yani bir atlet komple gibi, yani ne kadar çok yüksek atlayabilirim, ne kadar uzun atlayabilirim, ne yapabilirim gibi bir çaba içinde bu anlam kırılmalarına rastlıyorum. Ve ben şahsen çıkamıyorum işin içinden. O zaman aklıma şöyle bir şey geldi, o soruyu size yöneltmek istiyorum. Yani bu roman daha önceki senelerde oldu tabii, bu Alain Robbie'nin anti-roman yaklaşımı. Acaba bu bir çığır açtı mı? Yani bugünün bu çoklu organ yetmezliği gibi ölüme getiren insanların durumuna çoklu kırılmalar bir anti-roman konseptini getirdi mi? Bunu rica edeceğim sizden. Herhalde getirdi. Herhalde getirdi ama bu anti-roman konseptinden büyük bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Evet. Yani bu bir kısır bir gelişme oldu. Şimdi gene her şey biraz yazarın anlatmak istediğini ne kadar hissettiğiyle alakalı. Şimdi biçim tabii ki çok önemli. Bir metne edebi özelliği kazandıran onun biçimi doğru. Ama biçimin gayesi içeriği daha güzel aktarabilmek, daha iyi iletebilmek olmalı. Daha derin bir duygudaşlık kurabilmesine okurla metnin hizmet etmek olmalı. Biçim için biçim üzerinde titizleniliyorsa burada bir fetişizm var yani. Ve oradan pek bir şey çıkmıyor. Şimdi bu söylediğim belki size aykırı gelecek. Şimdi bu yazarlık kursları. Şimdi alan memnun, satan memnun diyelim. İnsanlar boş zamanlarında güzel bir uğraşıyla ilgilenmek istiyorlar. Çok güzel bir şey. Ondan sonra ben de bir süre kurs hocalığı yaptım, yapmadım değil. Yani kıramadım isteyenleri. Ondan sonra yazar arkadaşlar da bu işleri bayağı üstlendiler. Ve bu bir adeta meslek, adeta ticari bir şey haline geldi. Alan memnun, satan memnun, kime ne demek düşmüş gibi. Ama insan yazarlık kursunda yazar olmayı bana göre öğrenemez. İçinizde o ateş olacak. Onu nasıl bir gerçek sanat eserine dönüştürebileceğiniz yolunu, yordamını edebiyat okuyarak öğrenecek insanlar. Edebiyat, bunun okulu okumak. Bunun okulu okumak. Öbürü kompozisyon okulu oluyor aslında. İşte bir mizah hikayesi yazalım. Yazıyorlar. Efendim bir işte trafik kazasına dair bir öykü yazalım. Yazıyorlar. Şimdi bu yazma motivasyonu bana çok ters geliyor. İnsanın içinden taşar. İçinden taşmıyorsa yazdığım bir şeye benzemiyor. İsmarlama. İçinden taşıyacak. Şimdi içinden taşmıyor ama kursa gitmiş, zamanını güzel değerlendirmiş ama bir yandan da yazar olmak istiyor. İster yani, yapacak ister. Ama işte o zaman ne yapacak? Biçim üstünde böyle oynamaya başlıyor. Ve biraz da bu anlamsızlık oradan çıkıyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Birkaç konuda bilgi edinmek istiyorum. Belki yıllarda başkaldırı edebiyatı, Kafka, Jean-Paul Sartre, Marguerite Duran yeni roman, yeni öykü diye bir akım çıkardılar. Ne kahramanlar belli, fizik, tinsel olarak, ne olaylar belli. Bir sürü şey anlattılar. Ne kadar tutuldu pek anlayamadım. Geçen hafta bitirdiğim bir kitap, Haruki Murakami'nin Mesleğim Yazarlık. Eğlenmek için yazıyorum. Beğenmişler, beğenmemişler, toplumun bir kısmı beğenir, bir kısmı beğenmez. Hele hele eleştirmenlerin fikirleri hiç önemli değildir. Ben anlatmayı, yazmayı seviyorum. Koşarak yazıyorum şeklinde bir anlatım vardı. Siz nasıl yazıyorsunuz? Ben oturarak yazıyorum. Şimdi Jean-Paul Sartre, Duras'ı falan ayrı koyalım. Yani onlar kendi başlarına birer ekol gibi insanlar. Jean-Paul Sartre'ın romancılığı bana hitap etmiyor.
Ama tabii fikirleri çok enteresan. Ne kadar iyi bir romancı bilemiyorum. Duras'ı çok seviyorum. Duras da bellidir her şey. Bellidir. Bellidir ama daha farklı bir şekilde anlatmıştır. Belki aynı cinsiyetten olmamız onu daha çok sevmeme yol açıyor. Bu mümkün. Şimdi neydi o meşhur Japon'un adı? Murakami'nin ilk yıllarında yazdığı bir eserini okumuştum ve büyülenmiştim. Sonra birkaç eserini vallahi yani kitap yarıda bırakmaktan hoşlanmadığım için okudum. Şimdi beyefendi, her şey yozlaştı. Şimdi yazarlık çok ticarileşti. Yayın evleri büyük holdingler gibi oldu. Şimdi ajanslar nasıl yazmaları gerektiğini neredeyse yazarlara buyuruyorlar. Ve bir takım yeni sözler, yeni şeyler, mesela işte eleştirmenlere ben hiç iplemem gibi bir söz, genç insanlara cazip gelebiliyor ve bunun takipçileri çıkıyor. Bu aşırı ticari açılımın ben yazarların yeteneklerini yozlaştırdığı kanısındayım. Murakami de bana göre inişe geçmiş bir yazar ama dünyada çok satılıyor. İnsanlığın ömrü vefa eder de birkaç yüzyıl sonra kimse dönüp onları okur mu onu bilmiyorum. Ama bizi okurlar mı onu da bilmiyorum. Çünkü bu ticari büyük gürültünün arasında ticari imkanlara ulaşamayan ya da ulaşmayan insanların sesi zaten kayboluyor. Böyle bir durum var. Bunlar tabii edebiyatın ve sanatın gelişmesine yardımcı olan şeyler değil. Onu köstekleyen şeyler. Hani genel bir iniş var insanlığın hayat macerasında. Bu bileşik kaplar gibi. Şimdi bizim topluma bakın. Yani bir taraf çürüyor da öbür taraf ayakta duruyor değil. Her şey birden çürüyor. Yani insanlık da şu anda böyle bir problemin içerisinde bir çöküşte. Ama belki bir sıçramayla ayağa kalkacaktır. Ya da yavaş yavaş doğrulacaktır. O ihtimalleri de göz önünde bulunduralım. Ama dediğiniz şeyler bana da yadırgatıcı geliyor ve edebiyata hizmet etmiyor. Ama yani illa da Tolstoy gibi yazsın, illa da Dostoyevski gibi yazsın ya da illa da Şolohov gibi yazsın diye de bakamayız edebiyata. Çünkü herkesin farklı bir geçmişi, farklı bir zihni, farklı bir bilinçaltı var. Yani edebiyata tarafsız yaklaşmalıyız. Hani kendi önyargılarımız doğrultusunda değil. Ne diyor bu adam veya da kadın? Ne demeye çalışıyor? Acaba ne iletmeye çalışıyor filan? O şekilde bakmalıyız ki metin bizimle konuşsun. Ama öyle baksak bile metin bizle hiçbir şey konuşmuyorsa ve belli bir kültürümüz varsa o zaman metinde bir hata var demektir. Ben çok güzel anlattığınız için teşekkürim. Estağfurullah. Ben yaşamı daha iyi anlamak için yazıyorum dediğiniz tarafında kaldım. Evet. Ben de okumakta olduğum bir matematik kitabında yaşamın fraktallardan oluştuğu, yani ne kadar derine giderseniz o derinde daha hassas, daha ince noktaları bulursunuz şeklinde bütünleyebileceğim, ifade edebileceğim bir yaklaşımdan söz ediyor. Aşağıdaki sokaklardan birinin adı Cemal Süreyya. Yaşadığı evin önündeki taşlardan birinin üzerinde "Güzelsin sevgilim ama çok yakından" yazılıydı. Önceleri çok saçma geldi bana. Ama daha sonra düşündüğümde sizin anlattığınız hayatı tanımak için yazıyorum veya yazdıkça daha iyi tanıyorum. Tabii ki sizin bu yaklaşımınızı okuyan insanlarda da çok başka düşünceler oluşacaktır. Bir fikrinizi almak istiyorum. Demin tam olarak belirtmediniz. Geçen yıl veya bir önceki yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde Dil, Beyin, Evrim isimli bir konferans vardı.
Orada bunu hazırlayanlar konuşmanın 70 bin yıldır devam ettiğini, giderek geliştiğini söylediler. Ama bir önceki dönemde de yapay zeka ile ilgili bir görüşme vardı. Şimdi insanların, ticari şirketlerin muazzam gelişmeleri ve bu medyanın olağanüstü gelişmesi doğrultusunda dilin kaybolması, mesela TDK'ya bakın, tüccara bakın, tacir yazıyor, tacire bakın, tüccar yazıyor. Böyle bir yozlaşmış bir kurum varken, tanımları yaptığında Fransa'dan geçen, şu Fransa'dan geçen, yani yabancı dilden gelen kelimeler şu şekildedir, ama şu hariçtir, bu hariçtir değil, bir kural oluşturamayan bir dil kurumu yozlaşması var. Siz de insanlık zaman içinde kendini bulacaktır dediniz. Acaba bilgisayarların diline doğru mu gidiyoruz, yoksa bir süre sonra hepimiz bunların gerekli olduğunu fark edip fark edebilecek miyiz? Siz umutlu musunuz? Ne umutluyum ne umutsuzum. Yani istikbale dair bir kehanet yapacak gücü kendimde görmüyorum. Bugünkü gidişat umutsuz bir gidişat. Bu açık. Dil konusunda da, her şey konusunda da. Ama demin de söylediğim gibi insanlık bir sıçrama yapabilir. Ya da yavaş yavaş, yavaş yavaş patinaj yapabilir. Geri fren kullanabilir. Ve düze çıkabilir. Bu ihtimalde hiç yok diye düşünemeyiz. Böyle bir ihtimal de var. Yani bireysel hayatlarımızda da böyledir. Çöküş dönemleri vardır. Faal olduğumuz dönemler vardır. Aralarındaki geçiş bazen yavaş yavaştır. Bazen birdenbire bir iyileşme de olabilir. Dil konusunda tabii Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüyle bağımlı kalmak durumunda değilsiniz. Yani dil için bir sürü kaynak var. Maalesef 80'den sonra adeta özellikle Türkçe yozlaştırıldı. Bakın gene benim öyküdeki gibi herkes buna katkıda bulunuyor. İşte dükkanının adını ne bileyim yabancı dilde koyuyor. Benim vaktiyle oturduğum evin altında bir berber dükkanı açılmıştı. Paşa kuaför adı. Kuaföre artık bir şey demiyoruz. Çok alıştık. Paşa kuaför. Paşa nasıl yazılmış? Pasha yazılmış. Ondan sonra, o sırada da benim daha böyle bir sosyal olarak daha bir aktif çalıştığım dönemdi. Şimdi olsa yani böyle şeylere girmem, yani yaşlı ve yorgun hissediyorum kendimi. Ben de gittim, dedim ki merhaba komşum, pasha ne demek dedim. Anlamadı. Pasha dedim, pasha ne demek dedim. İşte dedi, yani dedi orduda dedi büyük dedi şey. Ha dedim, ya paşa diyorsunuz. Niye dedim buraya pasha yazıyorsunuz dedim. İşte dedi yabancılar da görsün anlasın diye dedi. Dedim ki bu muhitte hiç yabancı var mı? Dedim de ne oldu? Pasha paşa olmadı. Ben de her önüme gelen dükkana dalıp bunu bir süre yapıyordum ama bu da hayat boyu yapılamıyor böyle şeyler. Yakınlarınız bile ikaz ediyor yani adın deliye çıkacak filan diye. Derhal akıllı şeyine fren yapıyorsunuz. Yani öyle. Ama dili yaşatmak için çabalayan yazarlar var. Okur, yani bu konuda hassas olan okur, onlara destek olsun diye düşünüyorum ben. O yazarlara destek olsun. Onları okusun. Gidene hoşça kal deniyor 5 yıldan beri. Evet. Gidene hoşça. Daha neler deniyor? Var mı başka soru? Hocam burada var. Merhaba Eren Hanım, ben şiddetli ve nezle grip olduğum için çok geçmiş olsun. Size teşekkür ederim bu şekilde ama sizi kaçırmamam gerekiyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de sağ olun. An bölünmesi dediniz. Şu an söyleyeceklerim dinleyiciler için bireysel kalabilir. Ama biliyorsunuz ki, biliyoruz ki böyle bir durumda söyleşi bittikten sonra genellikle yazarlar, sanatçılar etrafını kuşatır konuşanın daha yakın hissederler herhalde.
okur o cesareti göstermez ya da meydana bırakır. Onun için şu an paylaşma ihtiyacı duydum. Buyurun. Şöyle, bir iki sene önceydi Dil Derneği'nin Ankara'da bir etkinliğinde sizinle merhabalaştık etkinlik bittiğince. Ve ben, kızım o zaman küçüktü, 9 yaşında falan. Maltepe sinemasında, bir locada, Kurosawa'nın bir filmini biz birlikte izlemiştik demiştim. Ha, şey... Ve siz, filmin adı da ben hatırlayamamıştım. Rüyalar. Ya o muhteşem şeyinizle, hemen söylemiştiniz filmin adını. Şimdi hem o nedenle, hem de o neredeyse 30 yıla yakın bir zaman önce o sinema ortamı konusu konuşmanızın başındaki an bölünmesine götürdü beni. Evet. Bu çağrışımlara götürdü. Evet. Muhteşem bir şeydi benim için. ve küçücük bir fotoğrafınızı aldım uzaktan. Tamam. Kızım şu an yurt dışında, evet. 20 yıldır falan. Onu ona gönderebilir miyim? Gayet tabii. Çünkü inceliklerle şeyi kesilmesin istiyorum, ilişkisi. Tabii ve çok sevinirim. Tamam. Sağ olun. Siz sağ olun, çok teşekkür ederim. O muhteşem belleğim beni terk etti maalesef. Yani şimdi hatırladım ama. Yapmayayım, olacak şey değil. Yani onu rüyalar dediniz anında, saniyesinde. Ama film beni çok etkilemişti. Aynen. Güzel bir filmdi. Ve hani sizinle, yani yüzünüzü zaten şu anda göremiyorum ama muhtemelen yüzünüzü, evet, böyle yuvarlak yüzlü bir hanımdı. Evet. Evet. Hanım hayal meyal gözümde o haliniz. Evet, evet. Ama o kızın... Ama bir 20 yıl oldu herhalde. 21, daha çok. 90 yılı. 90. 29 yani o yıl çıkmıştı o film. 29 yıl başladı. Ama yani o karşılaşmayı ve o filmin üstüne konuştuğumuzu biliyorum yani. Evet, o muhteşem bir an. Sağ olun. Bölünmesine getirdiniz beni. Evet. Ve bir de edebiyat konusu içerisinde bu tanımlamayı yaparak iyice beynime çakılmasına neden oldunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İşte sanatın gücü bu, bakın. Ne siz unutmuşsunuz ne ben unutmuşum. Aynen, aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Öncelikle...